Merhabalar, bu film ELE 107 dersinin Key Computers and Programming 1 kodlu dersimizin 2017-2018 güz döneminde 8. haftada derste İngilizce olarak anlattığım, slaytların sunduğum konuların bir de şöyle Türkçe toparlaması, önemli noktaların vurgulanmasıyla ilgili hazırladım. Bu dersin konusu bilgisayar mimarisi ve yapı taşları ya da organizasyonu üzerine. Kelime anlamından başlarsak, mimari deyince bir bilgisayarın iç alt birimleri, onların bileşimi, donanımı, kabloları, çevrel birimleri filan anlaşılır. Organizasyon kelimesine tabi sözlük anlamıyla baktığımızda bir grup insanın çeşitli bir ortak amaç doğrultusunda faaliyette bulunması, yapılanmasıyla ilgili bir terim. İkinci bir tanımda bir faaliyetin veya olayın planlanması, tasarlanan amaca göre öngörülmesiyle ilintili bir kavram. Dolayısıyla bu iki tanımdan ikincisi bilgisayarlarla ilgili olan, sonuçta bir amaç doğrultusunda iç kaynakların paylaşılması. Bir bilgisayar deyince tabii temelde üç bileşen akla geliyor. Bilgisayarla çalışmak ya da bilgisayar sistemi deyince. Tabii ki bir kullanıcı var, ana donanım var ve yazılım var. Bu üçü bir etkileşim çerçevesinde hepsi birbiriyle iletişim halinde çalışıyor. Kullanıcı tabii programı başlatır, hedefi belirler, kendi isteğine göre taleplerde bulunur. O talepleri yazılım yönlendirerek donanımla iletişim halinde gerçekleştirir. Donanım her şeyi belirli bir zaman sırası, yani senkronizasyonla gerçekleştirir. O zaman bilgisayarları biz neden kullanıyoruz? Temel olarak bilgisayarları veri işlemek, veri saklamak, iletişimde bulunmak veya veriyi hareketlendirmek ki bu veri her şey olabilir, dosya olabilir, ses olabilir, video olabilir. Ve bir denetim aracı olarak işte araba, ev, elektronik cihaz ve benzeri kullanıyoruz. Bilgisayar ve yazılım dünyasında 7 temel aşama var. Bu aşamalar zorluk ve bilgi seviyesine göre düzenlenmiş. En alt aşama, en alt denen aşamada temel elektronik ekipmanlar ve donanım. İşte transistörler, dirençler, bir takım CMOS, bakır, kablo vesaire birimleri. Onun bir üst aşaması bunların bir grup fonksiyonel bir grup oluşturarak kapılar, yani mantıklı kapıları V veya XOR gibi. Üçüncü aşamada çok daha kapsamlı gruplaşmalar ki bunlar kapılardan oluşan flip-floplar, bitlerden başlayarak gigabyte, terabyte veya daha üstü mertebede hafıza birimleri, işte aritmetik mantık işlem birimi şeklinde. Dördüncü aşama, orta aşamada ise mikro programlanabilir denetleyici üniteleri, mikrokontrolör olarak bilinen tek bir entegre devrede temel bilgisayar olarak adlandıracağımız aşamadır. Yani bu katmanda, dördüncü katmanda yer alır. Beşinci katman artık yazılım konusuna geçer. Burada assembly dili şeklinde makine diliyle insan dili arasındaki temel bir bilgisayar yazılım dili yer alır. Bunun bir üstünde daha üst programlar, üst seviye programlar işte C++, C Sharp gibi, Python, ne bileyim Delphi, Fortran, eskilerden Algol, Cobol, Basic vesaire tümü yüksek seviyede programlar. Bugün tabii APK dosyaları, Java vesaire durumuna evrimleşmiş şekilde. Ve en üstte ise uygulama programları. Burada da tabii grafik kullanıcı ara birimleriyle herhangi bir bilgisayar ya da akıllı telefonun ekranında gördüğümüz hali oluşturan yazılım akla geliyor. Dolayısıyla bu aşamalardan ilk 4 tanesini donanım, üstteki 3 tanesini yazılım olarak nitelendirebiliriz. Bu ara geçişte mesleki bir tüyo vereyim. Bu ara geçişi de iyi bilen elemanlar oldukça piyasada aranan ve eksikliği hissedilen elemanlar. Yani hem yazılım hem donanım dünyasında neyin nasıl olduğunu hakim olan kişiler oldukça aranan projelerde aranan insanlar olabiliyorlar tasarım ve Ar-Ge projelerinde.
Tekrar dersimize dönersek, bir bilgisayar bunun fonksiyonel bir görüntüsünü işte ders slaytlarımız, kitaplarımız, 4 tane daire şeklinde, yani fonksiyonel grup şeklinde yer alan merkezde bir denetim mekanizması. Bunun bağlı olduğu veri işleme, veri kaydetme, veri yollama alma kısımlarıyla sürekli bir etkileşimde. Tabii veri yollama olunca dış dünyaya, buluta, başka kullanıcıya, normal kullanıcıya ve benzeri gider. Yani şu kısım bilgisayarın donanımı ve yazılımı içinde, bu kısım artır kullanıcı kısmında yer alacak şekilde düşünülebilir. Dolayısıyla bunu bir kez de elle çizersek biraz sonraki örneklere bir altyapı teşkil edecek. Buralarda bu 4 birimden örnek olarak veri yollama dış dünya iletişim birimlerinden işte kablolar, portlar, telsiz sistemleri, mavi diş vesaire. Denetim mekanizmasında artık bilgisayarın anakartı, her şeyi, kalbi yer alır. Merkezi işlem birimi, hafıza kontrol birimleri, başka kontrol birimleri, çevrel kontrol birimleri vesaire. Veri işleme kısmında yine merkezi işlem biriminden bazı yazmaçlar, grafik kartları birimleri, işte ses birimleri vesaire. Veri toplama, düzeltiyorum, veri depolama üründe de her türlü bellekler, cep bellekler, sabit diskler, flashlar, varsa optik diskler gibi. Hatta bugünlerde dışarıdaki, yani bulut dediğimiz bilişim depolama, merkezi büyük depolama sistemleri de bir parça onların görevini almaya başlamış durumda. Bir örnek olarak diyelim herhangi bir klavyede yazdığımız şeyin, harfin vesaire monitörde gösterilmesiyle ilgili bir işlem olduğunu varsayarsak, veri iletim biriminden ona bağlı olan klavyeden veriler girmekte, kontrol mekanizmasından geçmekte, ne yapılacağını anlamakta, ondan sonra tekrar monitöre yollanmakta. Yani şu oklar verinin ve kontrol sinyallerinin izlediği rotayı. İkinci örnek, internetten herhangi bir şey indirdiğimiz zaman ama burada hiçbir işlem yapmadığımız zaman, tabi internette bulunan bilgiler şu bulutla gösterilmiş durumda. Veri indiriliyor, veri yollama çevrel biriminden geçerek kontrol mekanizmasından veri depolama ünitesine geçmekte. Bu şekilde bir veri ve sinyal akışı gözlenmekte. Diyelim üçüncü örnek, okulda merkezi işlem biriminde herhangi bir öğrencinin öğrencilik bilgisi kayıtları ile ilintili bir değişiklik ya da güncelleme yapıldığı durumda ilk önce depodan bilgi alınıyor, kontrol mekanizmasında yönlendiriliyor, işleme kısmında İşte yapılan değişiklikler ve benzeri gerçekleştirilip geri tekrar aynı birime yollanarak en sonunda bir eskisini silerek yeni veri yazılıyor. İşte tüm bu kavramsal olarak açıklanmış konular merkezi işlem birimi, anakart ve yaklaşık tüm donanımını şu şekilde gösterdiğimiz, bu şekildeki gibi bir blok şemayla, ki aslında bu 3-4 senelik biraz eski bir teknoloji ama birçok ana kavramları hala bugünkü bilgisayarda da geçerli. Örneğin her bilgisayarda bir hafıza birimi var. Her bilgisayarda bir merkezi kontrol işlemci, aritmetik mantık işlemci birimi var. Çevrel birimleri var çıkış, giriş çıkış için ve temel kontrol birimleri var. Buradaki önemli verilerden birisi PC, aslında personal computer değil, bu bir program counter, bu özel bir yazmaç. Program çalışırken programın hangi satırda olduğu bilgisi burada depolanıyor. Daha doğrusu programın bir sonraki komutunun hangi satırda olacağı, hangi komuta gidileceği bilgisi burada yer alıyor.
Benzer şekilde IR yani Instruction Register programda verilen komutu depolayıp o anda ne yapılacağı ile ilgili bilgiyi buradan temin ediyor bilgisayar kendi iç rotasında bu komutları anlamını kodunu çözme devresiyle bir arada çalışarak. Diğer kısımlarda zaman yani ilerleyen slaytlarda hep açılacak. Dolayısıyla temel olarak bir hafıza birimli bir dikdörtgen ve küçük alt birimler yani adreslerdeki hafıza birimleri olarak gösteriyoruz. Merkezi işlemci biriminde aritmetik mantık işlemci birimi var ve 3 tane ayrı bit işaret bir tür bayrak var. GT greater than, EQ equal, LT less than. Bunlar yaptığı işlemde veya karşılaştırdığı iki değerden birbirinden büyük mü, eşit mi, küçük mü olduğunu gösteren matematiksel şeyleri depolayan bayrak adı verilen bir bitlik bilgi yazmaçları aslında. Onun gibi pek çok yazmaç var. Dolayısıyla işlemler sırasında anakartta bu bloklarda olan çok daha karmaşık tabii işlemler elektronik devrelerle istenen gerçekleştiriliyor. Şimdi bu mimari, bu bilgisayar mimarisine geçmiş olduk aslında. Temelde bilgisayar tarihinde iki temel mimari şekli var. Biri von Neumann-Turing. Burada slaytlarda bu haftanın slaytında ikinci sayfanın 12. slaytında görünüyor. Bu nispeten eski ve klasik bir tarz mimari. İkinci mimari von Neumann model. Aynı slaytlarda 3. sayfada 13 olsa günümüzdeki en çok kullanılan mimari şekli. Ona bakarsak program tabi hafızada belirli bir adreste depolanıyor. Satır satır hafızada da aynı sırayla depolanıyor. Bir program hafızasında yer alan program satırlarının belirli bir adres bloğu var. Veriler ayrı bir blokta yer alıyor. Aritmetik işlemci birimi ikilik verilerle işlem yapıyor. Kontrol birimi komutları ne olduğunu çözümlüyor ve bunları gerçekleştirmek için gerekli sinyalleri üretiyor. Bu tabi sinyaller giriş ve çıkış birimlerine gidiyor. 1952'de Princeton Üniversitesi Enstitüsü'nde önerilmiş ve bugün hala kullanılan bir model. Bu modelde merkezde tabii işlemci birimi var. Bu hafıza birimi, giriş çıkış çevrel birimleri, giriş çevreli, çıkış çevrel birimi ve kontrol birimi hepsi birbiriyle çalışıyor. Dolayısıyla kontrol birimi tüm her şeyi kontrol edecek bir düzeyde her şeyi yönetiyor. Aynı şekilde merkezi işlemci biriminde sürekli veriyi tüm birimler arasında kontrol sinyalinin aldığı gibi yapıyor. Dolayısıyla bu modelde temel 5 tane ünite var. Giriş ve çıkış, aritmetik mantık işlemci birimi, hafıza, bellek ve kontrol birimi. Bu işte veri hareketlenmesi bus adı verilen veri yollarıyla yapılıyor. Şurada görülen çizgiyi dijital bilginin aktarılmasını simgeliyor ve bu çizgi aslında elektronik sinyallerin taşındığı elektronik kart üzerindeki bakır ince yol. Bu yollardan elektrik gerilimi low ya da high yani sıfır veya mantık bir düzeyindeki bir voltaj olarak yollanıyor. Bu veri yolundan hafıza, merkezi işlemci birimi, giriş ve çıkış birimleri hepsi besleniyorlar. Dolayısıyla veri yolu bizim için çok önemli bir kavram. Bir grup iletken tel olarak düşünebilirsiniz. Üzerinde iletilen dijital veri de, sayısal veri de mantık olarak bir ya da sıfır ya da high ve low olarak gösteriliyor. Ve bunlar tabi bit olabilir veya array yani byte ya da kelime olabilir. Mantık karşılıkları bunların voltaj seviyeleri. Günümüz bilgisayarlarındaki tipik voltaj
sıfır için, mantık sıfır için, sıfırla 0,8 volt arası düşük bir gerilim, 0 volta çok yakın. Mantık 1 için ise 3,5 ile 5 volt arası yüksek gerilim. Bu iki voltajın arası tanımsız olursa bir hata verir, bilgisayar kilitlenir. Hiçbir zaman hiçbir şekilde böyle bir ara değer istenmez. Bazı sistemler 3,3 volt diyebilir H için 5 volt yerine. Bazı iletişim sistemleri artı ya da eksi 12 volt diyebilir. Bunlar sisteme göre değişir. Tipik voltajlar 5 volt ve 3,3 volttur. Slaytlardan bir örnek, anakart üzerinde veri yolunu şöyle bir kartın üzerine zoomlarsak yan yana birçok iletken tel görürsek orası işte bir veri yolu diyebiliriz ama her görünen veri yolu olmayabilir. Çünkü kartlar artık bir içine gizlenmiş 8-10 katmanlı olduğu için gözle görmenin imkanı yok. Görünmeyen kısımlardan veri yolu geçebilir. Biz bunları şematik olarak şöyle göstereceğiz. 3 tane veri yoluna bir şekilde bağlı 3 ana birimimiz var. İşlemci birimi, bellek ve çevrel birimler. Bu veri yolları da 3 tane. Veriler için veri yolu, denetim için veri yolu, adres için veri yolu. Buna da sistem veri yolu modeli ismini veriliyor bilgisayar mimarisinde. Bir takım veri yollarında bazı sayısal sinyallerin önemli isimleri var. İşte sıfırlamak, kesme, oku, yaz, tut şeklinde. Bunlar elektronik fonksiyonları ileriki ders ve konularda öğrenilecek şekilde sadece isim olarak bugün aklınızda kalsın diye verebiliriz. İlk önemli birimimiz bellek. Bu bellek bir elektronik devre. Belleğin içinde çeşitli konumlar var. Bu konumlar bit ya da byte şeklinde bilgi alır. Dolayısıyla bir belleğin içinde 2'nin kuvveti olarak 2 üzeri k tane bellek birimi var. Her bir birimde bit olabilir, byte olabilir, kelime olabilir diye uzayabilir, dizi olabilir yani. Bu k sayısı adres veri yolundaki iletken hat sayısı ile aynıdır. Çünkü bu iletken hatlarda 0 ve 1'leri dizerseniz 2 üzeri k değişik ikilik sistemde sayı elde edebilirsiniz. Dolayısıyla bu kadar değişik adresi k adet adres hattıyla ikilik sistemde, binary sistemde gösterebilirsiniz. Örneğin ders verdiğim sınıfta bilgisayarda 2 GB RAM var. Bu 2 GB RAM'in içindeki toplam 2 GB yani 2 üzeri 31 adet değişik hafıza birimi var demektir. Toplam 31 adet minimum adres hattı olmak zorunda bu bilgisayarın. Muhtemelen 31 sayısı yerine 2'nin kuvveti olduğu için 32 tercih edilir. Muhtemelen bu bilgisayar aslında 4 GB olabilecek genişleme yuvalarına sahip bir bilgisayar ama o anda 2 GB'ı kullanılıyor. Bu hafıza biriminde tabi adreslerin sayısını yani hafıza konularının sayısını belirledik. Her hafızada kaç bitlik bir bilgi depolanıyor sayısını yine sistemden öğreniyoruz. Bu işletim sistemi 32 bitlik bir sistem diye bir bilgi var sistemde. Demek ki bir anda 32 bit bilgiyi işleyebilir demek. Dolayısıyla 2 GB hafızanın her bir hafıza konumu birimi yani 32 bitlik bilgi depoluyor biliyor. Dolayısıyla bu bilgisayarın hafıza kapasitesi, bellek kapasitesi bitle verilir, tanımlanır. Dikkat edelim burada byte'la değil. 2 GB konum, her birinde 32 bit var. 2 üzeri 36 bitlik bir hafıza kapasitesi var o bilgisayarın. Dolayısıyla aslında adres veri yoluna bir parça girmiş olduk. Bir önceki bilgisayarda gördüğümüz gibi. Bu adres toplam hafıza birimini ifade edebilecek ikilik sistemdeki veri yolu sayısıyla bulunuyor.
bu adres veri yolunda en az o kadar iletken olmalı, o kadar dijital bilgiyi taşıyabilecek olanak olmalı. Bir hafıza, tabii bilgisayardaki adres veri yolu genişliği de, en fazla genişliği de en yüksek bellek kapasitesini gösterir. Dolayısıyla eski mikro işlemcilerden 80-85 tabanlı bir mikro işlemci, 16 bitlik adres veri yolu varsa 2 üzeri 16 eşittir 64 çarpı 1024 adet değişik hafıza, adresine bir hafızası var demektir. Bellekten sonra sıra merkezi işlemci birimi, tabii onun en önemli birimi olan aritmetik logic unit, aritmetik mantık işlemci ya da birimine geliyor. Bu birim işte dikdörtgenle gösteriliyor. İşlemlerin yapıldığı ana birim ve her tabii işlemciye göre değişen sayıda iç yazmaçları var. Bunları R0, R1, R2, Rn şeklinde göstermiş. Temelde tabii çok önemli bir yazmaç olan working register, yani çalışma yazmacı da bunlardan birisi ve sonuçların ilk yazıldığı yazmaçtır. Ondan sonra tabii başka yazmaçlara yazılabilir ya da dışarıya gönderilebilir. 3 tane de bayrağı var. Burada 3'ü göstermiş. Aslında çok sayıda bayrak var. Bu bayraklarda aslında bir bit bilgi. Bu bilgiye göre yapılan işlemle ilintili başka detaylar buralarda depolanıyor. Mesela büyük, küçük ya da eşit olduğu. İşte toplama sonucu elde bitinin ortaya çıktığı, sonucun sıfır olduğu gibi birçok bayrak var aslında. Bir diğer veri yolu, merkez işlemcimde denetimle ilgili sinyallerin yollandığı veri yolu, işte hafızaya yazılması ya da oradan okunması ile ilintili bir sinyal. Çevrel birime yazılması veya ondan okunması ile ilgili bir sinyal. Herhangi bir kesme olup programı durdurucu bir kesme sinyali olduğu zaman onunla ilgili bir kontrol, en az bir kontrol sinyali ve tabii ki saat sinyalleri, işlemlerin senkronizasyonu için bunlar hep kontrol veri yolunda olur. Burada reset ve benzeri başka sinyaller de olabilir. Veri yollarından bir diğer ana üçüncüsü ise verilerin gönderi veri yolu. İki yönlüdür veri yolu. Bu ne anlama gelir? Herhangi bir yazmaca hem bu veri yolundan bilgi yazılabilir ya da başka bir yazmaçtan ne bilgi varsa o veri yoluna aktarılabilir anlamına gelir. Şu önemli: bir anda kaç tane bitlik verinin yollandığı bilgisini bu veri yolundaki iletken adedi belirler. Örneğin işletim sistemleri 32 bit denirse bu veri yolunda 32 bit bir anda gönderilebilir, alınabilir, yazılabilir, işlenebilir ve benzeri. İşte bu işlemlerin hepsi merkezi işlemci birim ve diğer birimler arasında olur. Bu veri yolu sayısı, veri yolu bit sayısı ne kadar fazlaysa performans o kadar artar. Bilgisayarların evrimine göre 8 bitle başladı, 16 ile devam etti, 32, 64 diye bugüne ulaştı. 128 belki olabilir, belki olmayabilir. Artık onu zamanla göreceğiz. Özetle adres veri yolu, biraz önce gördüğümüz gibi, yani veriler için veri yolu, adresler için veri yolu ve kontrol veri yolu şeklinde 3 önemli veri yolu da bulunmakta. Donanımı yavaş yavaş geçerek şimdi yazılım dünyasına geçiyoruz. Bütün bunları çalıştırmak, sinyalleri üretmek için makinenin anlayacağı bir 1-0 dizisi var. Bunlardan ne yapacağını elektronik olarak algılıyor. Ancak bu 1-0 dili insanlar için anlaşılması çok zor. Bunu daha anlaşılabilir hale getirmek için yüksek seviye programlama dilleriyle makine dili arasında bir assembly, yani bağdaştırma dili çıkartılıyor. Bu dilin ifadesi işte 3-5 harflik komutu andıran bir şey, sonra parametreler şeklinde satır satır, komut komut yazılımın
neler yapacağı işidir. İşte denildiği gibi makine dili bilgisayar için iyi, insanların için anlaşılmaz. Assembly işte konunun uzmanının rahat anlayabileceği, fazla bu konularla çalışmayan kişinin de az çok tahmin edebileceği İngilizce kelimelerden oluşan yapılacak işlemle ilgili parametreleri taşıyan veya taşımayan komutuna göre bir dil. Bunu bilgisayar 1-0 konumuna çevirip derledikten sonra, 1-0 dizisine çevirdikten sonra işlediği anda anakartta mesela şu komutu ele alalım. İki sayının toplamı var. X ile Y'yi topluyor. Sonucu X yerine yazıyor. Burada kuraldır. Format olarak ilk parametre sonucun ifade edileceği yazma açı gösterir. X de hafızada herhangi bir adreste X olarak adlandırılmış programın daha öncesinde bu adlandırmanın yapılması olması lazım. Yoksa bilgisayarlar akıllı değildir. Bunu anlamazlar. Dolayısıyla bilgisayarın bu makine dil, düzeltiyorum, assembly dilindeki komutu gördüğünde önce X'i bir yazmaca kopyalayacak, alacak. Ondan sonra Y'yi alacak. Sonra toplam yapacak. Ondan sonra da sonucu saklayacak. Şimdi dolayısıyla ilk aşamada bu komutu bir yazmaca depoluyor. Onun ne yapacağını çözümlüyor. Buna fetch and decode deniyor. Bu aşamadan sonra ise işlemi yapıyor. Buna execute deniyor. En sonunda da depoluyor. Bunu da store diyor. Bu dört aşama çok önemli. Fetch, decode, execute, store. Tüm makine çevrimi isimlenir. Machine cycle. Her program komutu bu dört aşamadan geçer. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yazmaç ya da toplamları yapıldığında yazılacak yazmaç working register yani sürekli kullanılan merkezi işlemci biriminin kendi yazmacı oluyor. Bu da bir başka assembly kodu. Mesela burada bir öncekinden farklı olarak bir öncekinde add x y vardı. Burada y yok. Bu komutun anlamı farklı. X al ve kendi yazmacındaki daha önceden ne değer varsa o değerle topla. Sonucu yine x'e yaz gibi anlamı var. Dolayısıyla assembly kodunda da bir parametrenin, bir virgülün, bir harfin bile çok büyük önemi var. Basitleştirilmiş bir assembly kod listesi görüyorsunuz. Burada değişik işlemler var. Yükle, sakla, temizle, topla, bir arttır, çıkar, bir azalt, karşılaştır, atla. Eğer sıfırdan büyükse atla, küçükse atla, eşitse atla, eşit değilse atla. Ondan sonra çevrel birimden bir değer al, dışarı ver ve dur gibi küçük bir assembly kod kümesi olsun. Burada 16 kod var. Bunların opcode denilen bu işlemin makine dilindeki kod eşdeğerleri de en solda. Dolayısıyla 4 bitlik opcode ile 16 tane değişik kod kodlanabilir. Makine bunları gördüğünde bu işlemleri yapacağını kod çözüm devresi vasıtasıyla anlayacaktır. Burada da pseudo kod yani yalancı kod ya da kodlan ifadenin uzun yazılması arasında temel ifadeler şeklindeki anlamlarını görüyorsunuz. Bakın okların yönü çok kritik. Sağ olmaz hiçbir zaman. Tabii bunun İngilizce dil ifadesinden geliyor. Set R to the content of x gibi. Yani ilk değişkene ikinci yazılanı ata, oraya yaz şeklinde bir ifadesi var. Bunun gibi diğer kodların da anlamları bu tablodan seçilebilir. Dolayısıyla bir kez daha vurgulayalım. Herhangi bir program çalıştığında yazılımda kullanıcı başla veya bir şekilde program başlatılır kullanıcı ya da bilgisayar tarafından. Sonra ilk yarı makine döngüsünde bir ilkinde komut alınır, ikincisinde komut çözümlenir. Buna komut alma yarı döngüsü denir. Aslında
slide'larda biraz hata var. Fetch half cycle. Execute half cycle daha uygun çünkü tümü instruction cycle ya da machine cycle aynı şey. İkinci yarı döngüde ise komutun gerçekleştirilmesi ve sonucun saklanması. Program sonuna gitmedikçe program bitene kadar bu belirsiz sayıda döngü yapılır. Program bir şekilde sonuçlandırılacağı zaman program durur ya da end ile biter. Bazı işte bu döngü sırasındaki ekstra durumlarla ilgili birkaç tanım. Bir kesme gelebilir. Programın normal döngüsünde bir kesme sinyaliyle kontrol veri yolundan gelir bu sinyal. Dur, programı durdur. O andaki verileri bir yere sakla. Şu işimi yap anlamına gelir. Bu kesme bir süre bekletilebilir ya da o anda da yapılabilir artık programın ya da kesmenin aciliyetine göre. Sonra bir başka kontrol sinyali hazır sinyaldir. Yani herhangi bir işlem sırasında belirlenen bir işlemi yapabileceğini bu ready sinyaliyle, bu da 0 ya da 1 sinyalidir kontrol veri yolundan. Bekleme ya da tutma sinyali eğer dışarıdan bir çevrel birimden herhangi bir veri aktarıma okunması gibi bir şey olacaksa diğer işleri bir süreliğine durdurma ile ilgili merkezi işlemci birimi bir kontrol sinyali üretebilir. Bu şekilde bazı istisna sinyaller var. Şöyle bir toparlarsak çok önemli bazı tanımları. Bir program deyince insanlara hizmet için kullanılan yazılım akla gelecek. Assembly dili deyince derlendiği zaman makine diline çevrilen çok temel mikrokontroller ya da mikro işlemci kodları ve kısaltmaları akla gelecek. Yazmaç bir bellek birimidir. Ve belirli bir adresi vardır. Bu adresi de ikilik sistemle ifade edilir. Yazmacın içinde depolacağı bilgi 8 bitlik yani byte uzunluğunda veya kelime uzunluğunda ya da daha fazla olabilir. Her zaman dikdörtgenle gösterilir. Bu dikdörtgen işte kaç tane dijital bilgi olduğu sizin sorumluluğunuzda. Bunu belirlemek, anlamak sizin sorumluluğunuzda bu önemli bir durum. Çünkü problemin diğer gereklerine göre bunu siz tahmin etmelisiniz. Merkezi işlemci birimi bütün işi yapar. En çok kullandığı yazmaç W'dur. Yani Working Register. Bu bazı bizim kaynaklarda R olarak da gösteriliyor. Ona dikkat. R olarak gösteriliyor. Örneğin tekrar şu şeyi alalım. Kod tablosu vardı. Orada örneğin R olarak gösterilmiş durumda. Şuradaki tüm R'ler aslında W'dur, Working Register. Uzun bir süre önce R şeklinde ifade ediliyordu katalog bilgileri. Daha sonra mikro işlemci, mikro denetleyici dünyasında W standart oldu. Onun için kaynaklar arasında fark varsa onu o şekilde değerlendir. Şimdi hafızaya biraz daha bakarsak bu yazmaçlar ve benzeri açısından hafızayı kocaman bir dikdörtgen olarak gösterdik. Her bir yazmacı bir ince satır dikdörtgeni olarak gösterdik. Adresleri sola yazdık. Dolayısıyla burada n tane adres veri yolu iletkeni varsa 0'dan 2 üzeri n eksi 1'e kadar olan toplam 2 üzeri n adet bellek birimi adreslenebilir kullanıyor. Dolayısıyla birinci dikdörtgeni işte 0 desimal adresindeki yazmaç, işte ikinci dikdörtgene 1 desimal adresindeki yazmaç, üçüncüsüne 2 desimal adresindeki yazmaç, en sonundaki de book örnek için 37-38. slide'daki örnek için 65.535 no'lu adresteki yazmaç diye isimlendiriliyor. Dolayısıyla aslında burada 0'dan 65.535'e 2 üzeri 16 adet hafıza birimi yani 64 kilo
adres birimi simgelediğimizi görüyorsunuz. Her bir adres birimi de adresleri solda, yer bir yazmaçta da 8 bitlik bilgi var. Neden? En başta küçük küçük onu 8 minik kareye bölmüş de her bir kare 1 ya da 0 olabilir. Dolayısıyla bu bir 8 bit genişliğinde bellek birimi olur. Bununla ilgili çalışarsak, problem yazarsak dolayısıyla artık adresleri 16 bit ifade etmemiz lazım. 0 desimalin ikilik sistemdeki dönüşümü 16 tane 0 2'dir. Dikkat edin. Bu değil. 16 tane 0 koymamız lazım. Eğer ders verdiğim sınıfta görüldüğü gibi 32 bitlik bir bilgisayar varsa onun hafızasında 32 bit, her bir yazmaçta 32 bit var. 2 GB bellek olduğu için adresler 0'dan başlayıp 2 milyar 147 milyon 483.647'ye uzanır. Neden? 200 üzeri 31 -1. Bu sayı hesaplaması nasıl bu kadar yaptık? Sınavda mesela elimizde elektronik cihaz olmayacak. Onu resmen elle çarpıp böleceğiz. İki tane 1K'nın çarpımı 1 mega. Dikkat, 1 mega 1 milyon değil. Bu derste daha önce söylediğim gibi 1 milyon 48.576'tır. Bu çarpımın sonucunu nasıl test ettim? Mod 9'a göre bu sayının eşdeğeri 7'dir. Basamakları topluyorsunuz. Üste yazıyorsunuz. Altta yazıyorsunuz. Ondan sonra bu ikisini çarpıyorsunuz. Sonucu yine mod 9'a göre yazıyorsunuz. 7 kere de 49. Basamakları toplayın. 9'u at. 4 yazıyorsun. Yani mod 9'a göre 49 4'tür. Neden? 5 kere 9 45. 45'i attığın zaman 4 kalır mod 9'a göre. Sonucu da toplayın mod 9'a göre. Sonuç 4 ise, bu iki sayı eşitse sonuç %90 ihtimal doğrudur. 9 bir hata yapmazsanız sonuç tutarlıdır. Aynı şekilde büyük çarpımlarda da aynı şeyi bulabilirsiniz. Dolayısıyla burada 1 megayı da 2 kilo ile çarparsanız 2 gigayı buluruz. 2 üzeri 20 1 mega gibi. Slaytlarda 8 zincir hafta slaytlarının 7. sayfasının 42. nolu slaytta değişik bellek örnekleri var. Bunlardan bir tanesi, ilki 1K çarpı 4. Bu şu anlama geliyor. 1024 tane adreslenebilir bellek birimi. Her biri 4 bit genişlik. Bunu dikdörtgen şeklinde çizdiğimizde her bir dikdörtgen 4 adet bit depolayabiliyor. 0'dan 1023'e kadar da toplam 1024 değişik adres var. İşte hafızası bu şekilde. Dolayısıyla burası 4 kilobit kapasiteli hafıza olur. Veri yolu 4 bit genişlikte. Adres veri yolu ya da adres yolu 10 bit genişlikte. İkinci örnek 1 mega çarpı 8. Yani 1 mega değişik adres var. 20 bit 00'dan başlayıp 20 bit 1'de bitiyor bütün adres veri yolları. Toplam 1.048.576. Yani 2 üzeri 20. Değişik adres var. Her bir adres 8 bit genişliğinde. Dolayısıyla veri yolu 8 bit, adres yolu 20 bit genişlikte. Üçüncü örnek ve diğer örnekleri egzersiz olarak evde yapınız. Adres, veri yolu genişliği. Bazı kaynaklarda küçük adresler en aşağıda, yüksek adresler en yukarıda gösterilir. Ki bence de bu gösterim daha doğrudur. Slaytlarda ve bazı kaynaklardaki ters duruma karşılaşırsanız çok şaşırmayın ama doğrusu bence bu şekilde göstermektir. Evet, bu sunumla ilinde tamamladık 8 numaralı haftanın
Şöyle bir önemli konularını toparladık. Sonunda kullanılan bilgisayar ve bilişim altyapısını çalıştığım üniversiteden temin ettim. Alıntıları ise ders kitabından temin ettim. Herhangi bir soru ve yorumunuz olursa iletişim adresinden elektronik posta yollayabilirsiniz. Umarım sunum yararlı olmuştur.